Merhaba arkadaşlar. Şimdi YouTube'dan ve ses kayıt sistemimizden yani ses kaydedicimizden yeni bölümümüze başlıyoruz. Artık her hafta yeni bir format denemiyorum aslında ama her hafta yeni bir format denediğimi mi söylüyorum bilmiyorum ama çok da format değişikliğine gitmiyoruz bence. Ama şu an geçtiğimiz yeni format hepsinden de farklı diye düşünüyorum. Geçen hafta, şimdi öncelikle YouTube'dan izleyenler için şunu söylemek istiyorum. Şuradaki arkada duran o şeyi, ampul anahtarını görmeyelim. Onlar yok gibi varsayalım. Onlar dekor olarak giyilmiyor biliyorum ama yani... Yapacak bir şey yok. Bu hafta bu şekilde olması gerekir. Yani bizim iki tane anahtara ihtiyacımız var bu hafta. Ya da yani iki tane anahtarı yayının içinde tutmaya ihtiyacımız var. Işıklarını kullanmasak da. Şimdi geçen hafta şöyle demiştim. Spotify'dan ve işte YouTube'dan farklı iki tane ses kaydı duyacaksınız. Kalite olarak farklı. Yani aynı ses kaydı da yani. Mesela arada bir durduracaktım. YouTube'da durduracaktım. Ama pardon, bunu Spotify'da durduracaktım. Podcast olarak durduracaktım. Ama YouTube devam edecekti. Öyle olmadı. Çünkü durdurduğum zaman 28 dakikalık kaydın sadece 8 dakikasını çekmiş. Onun için YouTube'la Spotify aynı şey çıkmak zorunda oldu. Her neyse çok önemli bir şey değil o. Yani ikisi aynı olmuş oldu. Yani yayında söylediğimle ortaya çıkan aynı olmamış oldu. Onun için belirtmek istedim. Şimdi bu hafta artık çok daha farklı ve bence çok daha güzel bir formata geçeceğiz. Bundan sonraki yayınlarda yani YouTube'da artık görüntülü olsun demiştim. Yani YouTube aslında bu podcast'in yani ekstra bir de görüntü olmuş olsun. Podcast nasıl çekilir? Bunu görmüş olalım diye düşündüm. Ama yani birazcık daha yani yanda benim işte görüntüm var. Sol tarafta da kocaman bir güzel bir şeyler yazısı var. Bu çok daha hoş bir formata bürünmemişti. Yani bundan sonraki süreçlerde artık daha görselliğe hitap edebilecek bir şekilde sol tarafta bahsettiğimiz ya da bahsetmeyi düşündüğümüz konularla ilgili görseller, resimler olacak ve bence böyle çok daha güzel olacak. Buna da pano ismini verdim. Yani yeni formatımız aslında şu şekilde. Hani bizim ilkokulda, ortaokulda, lisede çok fazla var mı? Lisede de biraz vardı bizim ama çok etkin kullanılmıyordu ama özellikle ilkokulda, ortaokulda bizim öğretmenlerimiz bu panoların sınıf panolarının ciddi olarak hani doldurulması için çalışırdı. Yazı, şiir, resim falan bunları ekletmeye çalışırdı. Ama o yazı, şiir ve resimler oraya konmasına rağmen kimse onları çok da yani okumaya teşebbüs etmezdi. Genel olarak yani o yazıyı yazan insanlar benim panoda yazım var diye o yazının yanına gidip kendi yazını okurdu ama yani onu pek de okumaya genel olarak eğilimi olmazdı öğrencilerin. Yani o teneffüslerimizde yani çok nadir olarak birkaç kişinin belki gidip baktığı bir şey olurdu yani o panolar. Ya bunun aslında gidip okumamasının sebebi birazcık da belki sıkıcı olması. Yani genel olarak bir hani bizim Eğitim Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı olduğu için standart belli başlı gün ve haftalara özel olarak orada durması gereken olması gereken yazı ve şiirler yani temaları belirlenmiş. Yani genel olarak hani öğrencilerin acaba ilgisini çekiyor mu? Tabii ki oradaki asılan temalar da çok değerli ama yani orada bir dergi gibi insanların gerçekten ilgisini çekecek olan yani bu çocuklar acaba neye ilgi duyuyor falan bununla ilgili pek bir şey olmazdı. Ben de şöyle düşündüm. Biz burada kendi panomuzu oluşturalım. Bu panoda ilgimizi çekecek olan şeyler olsun. Teneffüslerde de sizler
yani hayatınızın teneffüs olarak nitelediğiniz zaman dilimlerini de gelip burada bu panoramaya birlikte bakıp izlemiş oluruz. Diyerek başlıyorum. Bir saniye. İnşallah bunun tam formatta acaba görüyor musunuz? Onu merak ediyorum ama. Whatever. Çok da önemli değil. Şu yukarıdaki şu yazıyı görüyorsanız mesela diyor ki 2007 eserin halklar uluslararası yasalarla korunmaktadır falan yazıyor. Onu özellikle koymadım. Ama bulunuyor yani. Şimdi en aşağıda da bu logomuz olacak ve bundan sonra yayının ismini de güzel bir şeyler pano olarak değiştirmeyi düşünüyorum. Yani pano formatında olacak. Gelip her hafta burada panoya bakacağız. Yani panoya eklemek istediklerimi ben ekleyeceğim. Ama siz de yani bu panoda benim de bir yazım, resmim veya ilginç olan bir şey bahsedilmesi gerektiğini düşündüğünüz bir şey olursa yani buraya tabii ki yazıp şiiri okumayacağız ama aslında bu bizim şeyi ifade ediyor. Yani bilinç akışını, yani anlatımın akışını ifade ediyor birazcık. Yani nasıl ilerleyecek bu konuşma, bu podcast veya bu yayın. Yani her ne derseniz. Bir de yayın sırasında artık podcast'te dinlemeye çalışan arkadaşlar için durdurma yapmayacağım. Çünkü geçen hafta yaptığım durdurmalar sebebiyle yayın bozuldu ve sadece 28 dakikalık yayın 8 dakikası yayınlandı. Yani ilk 8 dakikası olduğu için de ben YouTube'daki ses kaydını buraya koymak durumunda kaldım. Her neyse, şimdi başlayalım. Bu haftanın panosunda ne var? Şimdi bu hafta öncelikle birazcık evet bu işi açıyorum. Açacağım bir şey. Evet değişti. Değişti yani ışık yandı. Şimdi bu hafta Pablo Escobar'la ilgili bir şeyler anlatayım dedim. Yani aslında Kayıp Cennet sahne birazcık daha büyütebilirim belki. Ne şöyle yapayım. Peki. Kendimi şunu tutarsam. Şimdi öncelikle Kayıp Cennet, yani şöyle başladım. Pablo Escobar'la ilgili bir film izleyeyim diye baktım. Pablo Escobar'ın hayatını anlatan bir film araştırdım. Kayıp Cennet, Paradise Lost isimli filmi gördüm. Hani bunu izleyeyim diye düşündüm. Ama birazcık izlediğimde pişman oldum. Çünkü Paradise Lost, yani Kayıp Cennet. Yani evet içinde Pablo Escobar kelimeleri geçiyor belli yerlerde ya da işte karakteri geçiyor ama genel olarak çok da sanki Pablo Escobar'la ilgili değil gibiydi bana öyle geldi. Benim Pablo Escobar'ın yeğeni var. Yani kadın yeğeni var. Pablo Escobar'ın yeğeniyle evlenen Kanadalı bir genç var. Onun hayatını anlatıyor gibiydi genel olarak film. Yani Pablo Escobar'ın doğrudan hayatına dokunmuyordu diye düşünüyorum yani. Çünkü hani Pablo Escobar'la ilgili çok klişe olarak söylenmiş sözler oluyor ya hani işte ayda 2500 dolar civarında sadece o paralarını lastiklemek için lastikleme dedik para 2500 dolar ki lastik ucuz bir şey, pahalı bir şey değil. O kadar fazla para diyorsa ne kadar parası vardır. Yani ne bileyim işte kızını üşütmemek için 2,5-3 milyon doları yaktığı falan söyleniyor. Yani bu gibi şeylerden ziyade daha çok işte biraz istemeden Pablo Escobar'ın yeğeniyle evleniyor. Daha sonra da yeğeniyle evlendikten sonra bu kişi işte Kanadalı bir insan. Çok da suçla ilgisi yok yani. Kanada'dan Kolombiya'ya gelmiş bir insan abisiyle birlikte. Abisi hatta kızıyor ona. Niye işte birlikte böyle suçla iştigal eden biri ailenin yanına gidiyorsun falan diye. Bunun üzerinden gelişiyor yani film. Yani ama ana karakter Kanadalı genç gibi. Yani onun için hani doğrudan ben Pablo Escobar'ın hayatını öğrenmek istiyorum falan gibi düşünüyorsanız bu çok doğal bir film olmayabilir. Ama o film de gerçekten hani, benim için önemli diyeceğim. Yani hoşuma giden bir sahne işte diyor ki Pablo Escobar oradaki Nick koydu galiba. Ben isimleri çok aklımda tutamıyorum şeylerdeki.
yayın şey günlerdeki isimleri aklımda tutamıyorum çok. Ama Niko'ydu galiba, o Kanadalı genç. Ona diyor ki, yani birini öldürmesini istiyor. Şunu diyor, hakkında diyor bir şey bilmezsen onu daha kolay öldürürsün diyor. Bu şu demek, yani birini öldürmesini istiyor, öldürürken de yani onunla çok fazla muhabbet etme, konuşma, onu direkt tabiri caizse derken bu caizliğine çok da bakmıyordur muhtemelen Pablo Escobar, bayağı insan öldürmüş de bir insan. Yani hakkında diyor bir şey bilmiyorsan diyor onu daha kolay öldürürsün. Bu bana birazcık felsefi bir cümle geldi aslında. Yani hayatımızdaki bazı sorunların, yani toplumla olan ya da birbirimizle olan ilişkilerdeki sorunların temel nedenlerinden biri. Tabii ki biz birbirimizi öldürmüyoruz ama biz birbirimiz hakkında da çok fazla bir şey bilmek istemiyoruz aslında. Çünkü bildiğimiz zaman iletişim kurmaya başlıyoruz. Birbirimizi anlamaya başlıyoruz. Anladığımız için daha fazla empatiyle birbirimize yaklaşıyoruz. Dolayısıyla aslında hani toplumlar da bana öyle geliyor. Yani mesela biz mesela Türklerle Ermeniler falan veya yani Yunanlar. Yani Yunanlar birazcık daha şu aralar belki iyi ama şu aralar ne kadar iyi bilmiyorum ama bu farklı milletlerle, her milletin birazcık daha sorunlu olduğu milletler oluyor genellikle, işte komşu olabiliyor devletler. Bunlar aslında bu iki insanlar birbirlerini çok daha tanımadıkları için, bilmedikleri için yani birbirlerine karşı daha düşmanca tavır takınabiliyor. Dolayısıyla aslında bu düşmanlığımızı diri tutmak gibi bir amacımız varsa, ki öyle bir amacımız olmamalı kimseyle ama iletişim kurmamak herhalde ya da o kişiler hakkında bir şeyler öğrenmemek daha mantıklı olabilir yani. Niye böyle bir amacımız olabilir bilmiyorum ama. Şimdi bu cümle hoşuma gitmişti. Onun için bunu buraya ekledim. Ama bunun dışında bu Kayıp Cennet isimli filme, yani fena bir film değil ama yani Pablo Escobar'ın hayatını anlatıyor gibi yapıp Pablo Escobar üzerinden beslenen bir film gibi hissettim. Onun için çok yüksek bir puan veremiyorum. Yani 6,5 gibi falan puan verebilirim onun üzerinden. Şimdi evet, bu Pablo Escobar'ın şeyi oynayan kişi, bu gerçek Pablo Escobar, 1949 yılında doğmuş, 1993 yılında ölmüş bir insan kendisi. Konuyu kapatmayalım. Şimdi Pablo Escobar 1949 yılında şeyde arkadaşlar doğuyor. Medellin'de öyle bir yer var arkadaşlar. Şimdi orayı bitireyim sizlere. Acaba nasıl görünüyor hiç bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar bu Kolombiya'nın haritası. Kolombiya'nın haritasını getirdim sizler için. Şurası arkadaşlar. Şurası Medellin. Burası Pablo Escobar'ın doğduğu yer. Burada doğmuş ve babası çiftçi, annesi de ilkokul öğretmeni. Yani fakir bir aile olarak doğuyor ve bu kadar yani kokain ticaretinden sonra bayağı bir para kazandıktan sonra dünyanın en zengin 7. kişisi oluyor. Yani bu kolay değil. Yani aslında hani bu sosyalist söylemin birazcık daha dile getirdiği nokta, yani bazı insanlar doğuştan belli haklarla doğuyor. Yani diğer insanlardan çok daha önde başlıyor. Yani aslında eşit olmamız gerekmesinin temel o koşulu, temel argümanı aslında. Yani eşit doğmuyoruz ve bu bir haksızlık yani. Dolayısıyla hani özel mülk olmaması gerekiyor. Çünkü özel mülk olduğu zaman toplumdaki kişiler arasında bir eşitsizlik meydana geliyor. Şimdi aslında Pablo Escobar bunu biraz yıkıyor gibi ama yıkmıyor. Şimdi Pablo Escobar, yani dediğim gibi babası çiftçi, annesi de ilkokul öğretmeni, yani orta alt sınıf bir aileden geliyor. Daha sonra çok ciddi bir biçimde zengin oluyor yani. Dünyanın en büyük 7. zengini oluyor yani. Şimdi bu noktadan baktığımızda veya işte aslında şey de var. Varımlılık da biraz böyle.
Yani o da çok zengin bir insan olarak dünyaya gelmiyor. En azından şu anki servetiyle dünyaya gelmedi. Ama daha sonra zengin oluyor. Ama bu noktada da şu söylenebilir. Yani tamam zengin oluyor da normal yollardan zengin olmuyor. Yani suça karışarak zengin oluyor. Ve o noktadan baktığımızda da evet yanlış değil, doğru yani. Hani çok mal haramsız olmaz diyebiliriz yani. Çok da katılmıyorum buna yani. Bence çalışarak ve iyi fikirlerle yani belli noktalara gelinebilir diye düşünüyorum yani. Ben o kadar kötümser değilim o noktada. Bu noktada yani. Tamam hani Pablo Escobar suç işleyerek zengin olmuş. Ama bu demek değil ki suç işlemeden fakir bir aileden dünyaya gelip sonra da zengin olamayız değil yani. Şimdi biraz uzaklaşsam bir olmasın. Şimdi bu da Pablo Escobar'ın şeyi, imzası. Yani 30 milyar dolarlık bir servet sahibi olduğunu söyleniyor. Yani enflasyon raporlarına göre galiba 2019 yılına göre işte 58 milyar dolar falan olmuş oluyor bu. Şimdi şöyle bir bakalım. Burası da arkadaşlar, değerli arkadaşlar, Ulusal Polis Müzesi. Şimdi Ulusal Polis Müzesi dediğimiz yerde bu aslında Pablo Escobar'ın silahları falan var burada. Veya işte aranıyor yazıları falan var. Bu şu bölgede. Bu az önce bahsettiğim Medellis bölgesi var ya, orada arkadaşlar. Şimdi bu arada şu Kolombiya'nın şeyini anlatayım. Yani 32 tane departmana ayrılıyormuş. Burada 32 tane var şu renkli yerlerde. Şu Bogota başkent. Böyle yani burası da. Burada Amazon ormanları falan bayağı var. Hatta en çok doğal biyoçeşitliğe sahip ikinci ülkeymiş Brezilya'dan sonra. Şimdi Medellín'e geldiğimiz zaman Medellín halkının bazılarının rahatsız olduğu, bazılarının da rahatsız olmadığı çünkü para kazandığı bir turizm, narko turizm diyebiliriz buna. Hatta buna Pablo Tours, Narco Heritage yani işte narko miras gibi isimler veriliyor. Ne oluyor şimdi? Yani bu Medellín şehri Pablo Escobar'ın bu işte bıraktığı kötü mirastan ötürü ki 1993'te de işte bir operasyon sırasında öldürülüyor aslında. Pablo Escobar ailesine çok düşkün. Oğlunu arayıp konuşurken o radyo dalgalarından buluyorlar Pablo Escobar'ı. Bu şekilde öldürülüyor yani. Hatta ölürken giymiş olduğu üzerindeki kıyafetler de Ulusal Polis Müzesi'nde sergileniyor. Şimdi burada şöyle bir soru işareti aslında beliriyor. Yani şu veya bu şekilde Pablo Escobar bir suçlu, kokain ticareti yapıyor ve suçlu bir insan. Peki bu suçlu bir insan olmasına rağmen turistlerin gelebilmesi adına onun bu şekilde eser dediğim de silah yani bu ona ait silahları aranıyor yazılarını falan sergilemek ve bu şekilde turistleri çekmek yani etik mi değil mi? Bu soru gündeme geliyor. Şimdi Pablo Escobar deyince yani insanların gözünde direkt böyle cani bir insan canlanmıyor. Çünkü Pablo Escobar kazandığı paraların bir kısmını da halka dağıtıyor. Yani halka dağıtma sebebi de ki ya bana göre öyle yani kendi niyetini bilemem ama yani yaptığı bu işlediği bu suçların üstünü bence örtmek maksadıyla bunu yapıyor. Yani halk desteğini kazanmak. Çünkü Adalet Bakanı'nı öldürüyor mesela. Adalet Bakanı'na suikast düzenliyor. 4000'e yakın insanı öldürüyor. Devletle savaşmaya başlıyor. Ve
Bunun yanında halka para dağıtıyor. Para dağıtan bir insan yani halka. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman yani acaba doğru olan Pablo Escobar'ı halka para dağıttığı için yüceltmek mi ve hani onun uyuşturucu ticaretini görmezden mi gelmek yoksa yani işte suçlu suçludur gibi mi bakmak? Yani bu noktada aslında yani bu şey var ya bir tane keşke onu da koysaydım. Hukukun sembolü olan bir tane gözü bağlı bir kadın var. Bir elinde kılıç, bir elinde de şey var, terazi var. O kadın gözü neden bağlı? Yani hukuk çünkü sonuçlarla ilgilenmez. Hukuk yani net olarak kişi ne yapıyor, ne yapmıyor. Zaten burada hiçbir hukuk sistemi Pablo Escobar'ı ya bu suçsuzluktan çıkmış ak kaşık demiyor ama biz aynı hukuk sistemini kendi vicdanlarımızda da kuruyor olmamız gerekiyor. Yani adalet duygumuzu netleştirirken hepimizin aslında içinde de böyle bir sembolün gerektirdiği işlevleri taşıyan bir mahkeme olması gerekiyor. Yani hani belli noktalarda gözümüzü kapatarak bakmamız gerekiyor. Yani ne yaptı, hani ne kadar iyilik yaptı gibi bakmak yerine, çünkü bu bir PR faaliyeti de olabilir yani. Bir reklam faaliyeti de olabilir. Yani kendi yanına insan çekmek için. Ve aslında bir yerde de insanın ne kadar menfaatlerine düşkün bir varlık olduğunu da ön plana taşıyor. Yani sonuçta tamam bir yerden para geliyor ama o paralar birileri uyuşturucu kullandığı için ve buna bağımlı olduğu için geliyor. Yani bunu göz önünde bulundurmadan yani işte Pablo Escobar bize para dağıtıyor. Ne kadar iyi ve güzel bir insan gibi bakmak doğru değil ki zaten daha sonraları insanlar Pablo Escobar'dan yüz çeviriyor. Çünkü yani devletle çatışması, savaşması, savaşa sürüklemesi sebebiyle artık insanların canlarına, mallarına zarar gelmeye başlıyor. Yani insan aslında çok menfaat üzerine hareket eden bir varlık. Yani burada biraz onu görüyoruz. Yani bir de Platon'du sanırım. Hani demokrasinin çok da doğru bir sistem olduğunu düşünmüyor. Yani inşallah Platon'dur. Çünkü çoğunluk yanlış bir kişi yani yanlış bir kişide mutabık kalabilir. Yani çok öyle bir ortam pek görmemiş olduğumuz için bilmiyor olabiliriz ama yani çoğunluğun mutabık kaldığı yanlış bir insanı görmediysek hayatımızda hiç bu biraz bize soyut bir kavram gibi gelebilir. Ama mesela Pablo Escobar bir milletvekili olarak da seçiliyor. Bu da ilginç mesela. 2 sene sonra suçları ifşa edildikten sonra milletvekilliği düşüyor. Yani biraz zorlasa mesela belki Kolombiya'nın şey olacak. Başkanı falan yani devlet başkanı falan olacak. Yani aslında atılan oylar bize şeyi göstermiyor. Bu çok net bir şey. Atılan oylar ya kim doğru yönetirden ziyade ben kimi seviyorum biraz sanki gösteriyor. Yani biz oy verirken çok aklımızdan geçen değil de kalbimizden geçene biraz yöneliyoruz sanırım. O açıdan yani bu noktada biraz doğru olabilir evet. Yani burada da peki bu sorun nasıl çözülebilir? Yani tabii ki bu demokrasi yanlış bir sistem olduğunu göstermiyor. O ayrı bir şey de. Yani burada insanların birilerine ilgi duyma parametrelerini değiştirmemiz gerekiyor. Yani insanlarda etik duygusunu geliştirmemiz gerekiyor. İnsanlarda daha sorgulayıcı ve neyi sorguladığını da bilen insanlar olması. Yani birazcık daha aslında eğitim ve bilinç gerekli gibi. Ya bu şekilde yapılabilir. Yoksa tabii ki herkesin oy hakkı var. Herkesin verdiği oy son derece değerli ve saygı değer. Ama işte burada bu sistemlerin de yani sistemin en doğru kişiyi seçmesi için daha insanları bilinçli hale getirmek önemli gibi yani. Yoksa
Mesela Pablo Escobar yani milletvekili seçilmiş yani. Bunu önleyecek bir sistem daha olması gerekiyor yani. Ki aslında şöyle bir şey de var yani. Suçlu insanlar zaten seçilemiyor da. Kolombiya yani de kurumların çökmesi ve yozlaşması sonucu tabii ki bu da biraz yok olabilir yani. Kurumlar kötü hale geldikten sonra yani kurumlar doğruyu bulmak yerine kendi doğrusunu oluşturma yoluna gidebiliyor yani maalesef. Şimdi burada bu 6.375 14.40 yarın gitmek isterseniz 6.375 TL. Yani özellikle mesela ülkemizde çok var bu maske Kolombiya'ya maske götürmek isteyen yani Güney Amerika bölgesine maske taşımak isteyen orada maske eksiği var şu anda. Bu şekilde bir yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız olabiliyor. Onlara yönelik bir şey. Hani yardım kitap olsun diye 28 saat sürüyormuş uçak. 14.40'da kalkıyor. Yani BİM'den, A101'den falan maske alarak Güney Amerika'daki kardeşlerimize götürmek isteyenler için bunu bıraktım buraya. Şimdi Kolombiya'nın bu resmi dili Kastilya diye bir dil varmış. 101 tane farklı dil konuşuluyor. 80 tanesi yani 101 farklı dil var aslında değil mi? De 80 tanesi aktif konuşuluyor. 21 tanesi de unutulmuş unutulmuş diller. Şimdi Bogoto diye ha bu Kastilya'da 500 bin insan tarafından konuşulan dil ama İspanyolca konuşuyor Kolombiyalılar. Bogota başkenti %57.2 Katolik var. Ondan sonra Katolik Hristiyan var. %15-20 civarında sanırım şey olması lazım. Protestan vardı galiba. Bu kişi de Roberto Escobar şeyin kardeşi. Pablo Escobar'ın kardeşi. Kolombiya'ya gittiğiniz zaman burada aslında dediğim gibi çok ciddi bir şey var. Pablo turist, narko turist falan, narko üretici. Yani Pablo Escobar üzerinden dönen bir şey var. Turizm var. Yani tartışılan şey de bu. Yani bir suçlu insan var ortada. O suçlu insanın üzerinden sanki bu suçluluk gezilip görülüp öğrenilmesi gereken bir şeymiş gibi yaymak doğru mudur? Gibi bakan bir kesim var. Yani bu Medellin şehri böyle anılmalı mı? Hani zaten buradaki insanların sorduğu şey bu aslında. Bizim şehrimiz bir suç şehri. Niye bu şekilde anılmalı ya da anılmamalı artık diye bir kesim var. Azınlık mı çoğunluk mu onu bilemiyorum ama vardır. Var mutlaka. Şimdi bu noktadan bakıyor bazı insanlar. Yani burası Pablo Escobar şehri. Bir de bazı insanlar var ki diyor ki şu veya bu şekilde burası diyor hani rasyonel bakmak zorundasın. Burada bir tarih yaşanmış ve bu Escobar da bu tarihin bir parçası. Dolayısıyla onu da bunun içinde değerlendirmek zorundasın gibi bir bakış açısı var. Yani şu veya bu şekilde artık turizme bir gerekçe bulunuyor. Şimdi o da kardeşi de hapse giriyor tabii. Çıktıktan sonra bir tane odayı onun müzesi haline getiriyor. Müzeye gelenler işte şanslıysa gidip Roberto Escobar'la fotoğraf falan çektirebiliyor. Bunun haricinde orada yapılan bağışları da Roberto Escobar, inşallah Roberto Escobar'dır, Robert Escobar diye de aklımda kalıyor. Roberto inşallah. HIV virüsünün araştırmaları için falan kullanılacakmış. İnşallah öyle kullanılır. Bir de bir işte gitmiş mesela Kolombiya'ya. Oradaki servis şoförüyle fotoğraf çektirmek istemiş. Ama servis şoförü çok sinirlenmiş ve sert bir biçimde fotoğraf çektirmek istemediğini söylemiş. Roberto Escobar çektirmek istiyor. Bu servis şoförü de Pablo Escobar'ın teğmeniymiş. Şimdi burada gördüğüm anladığım kadarıyla Pablo Escobar'ın yakınları hani Pablo Escobar ölmesine rağmen onun bıraktıkları üzerinden yani hani onu gezdireceğiz diye yani bir hem yaşarken narkotik üzerinden öldükten sonra da narkotizm üzerinden bir para kazanmaya çalışıyor yani
adam hala aslında bazılarını geçindirmeye devam ediyor diyebiliriz. Şimdi bu Adolf Hitler'i neden koydum? Adolf Hitler'in fotoğrafını şundan koydum aslında. Yani ya kimse mesela Almanya'da kimse benim gördüğüm anladığım kadarıyla yani hadi gelelim de şu Adolf Hitler için bir turizm oluşturalım. Turizm programları oluşturalım. İnsanlar gelsinler, geçsinler. Onun hayatını öğrensinler. Onun yaşadığı yerleri görsünler falan gibisinden. Bir kampanya tarzında bir reklam olayı yok. Aslında bu hani gelişmişlik düzey farkını bence gösteriyor. Yani Kolombiyalılar bir suçluyu bu şekilde afiş ederek aslında ülkenin markasına zarar vermek pahasına para kazanmak istiyorlar gibi hissediyorum. Ama Almanya yani hatta şey yasak bildiğim kadarıyla bu Hitler selamını vermek falan bunlar yasak yani. Kendi içinde bile bu insanı yasaklamış çünkü suçlu olarak görüyorlar. Suçlu olduklarını bildikleri bir insanı da ön planda tutmak istemiyorlar. Yani aslında iki tane kutbu görüyoruz. Yani eğitim, gelişmişlik ne kadar değiştirebiliyor bir ülkeyi diye düşünüyorum. Evet, bu yeni formatımız bu şekilde. Bu haftanın panosu bu kadar. Herkese teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.